Arkadaşlar, bugün size İmam Gazali'nin Kibirli ve Kibirsiz Dindarlık Örneği filmin analizini yapacağım. Gelin öncelikle İmam Gazali'nin hayatı ve eserlerini tanımış olalım. İmam Gazali tam adıyla Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed el-Gazali 1058 yılında İran'ın Tuz şehrinde doğmuştur ve 1151 yılında ölmüştür. İslam filozofu, teolog, fıkıhçı ve sufidir. İslam dünyasının önde gelen düşünürlerinden biri olarak kabul edilir. Gazali, İslam felsefesinin en önemli temsilcilerinden biridir. 1095 yılında Bağdat'ta Nizamiye Medresesine rektör olarak atanmıştır. İslam felsefesi, kelam, fıkıh ve tasavvuf gibi alanlarda birçok eser yazmıştır. Eserleri arasında en önemlileri şunlardır: İhya-ül-Ulumiddin, İslam'ın doğru yolu bulma ve takip etme konusunda insanlara yardımcı olmayı amaçlayan 4 ciltlik bir eserdir. Bu eseri yazarken tüm önemli kaynakları inceledi. El-Münkidin min et-Dalal bu eserinde Aristotelesçiliği eleştirmiştir. Bu eleştirisiyle felsefe ve kelam arasında bir ayrım yapmıştır. Tahafütül Felasife bu eserinde filozofların metafizik konularında yaptıkları hatalara işaret etmiştir. Bu eser İslam felsefesini eleştiren ilk eserlerden biridir. İmam Gazali eserleri İslam'ın farklı alanlarında birçok sorununa değinmektedir ve İslam dünyasındaki düşünce hayatını önemli ölçüde etkilemiştir. Kibirli ve kibirsiz dindarlık örneği İmam Gazali film analizine geldiğimiz zaman, İmam Gazali'nin hayatı boyunca kibirli bir hayat tarzını terk edip kibirsiz bir dindarlık örneği sergilediği bilinmektedir. Genç yaşlarında Gazali büyük bir bilimsel başarıya sahipken iç dünyasında huzursuzluk ve umutsuzluk hissetmeye başladı. Ardından İslam felsefesi ve düşünürlerine daha fazla odaklandı. Gazali, insanın yaratıcısına karşı kibirlenmek yerine kendisini Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık olarak kabul edip dünya hayatının bir geçici süre olduğunu ve gerçek mutluluğun sadece Allah'a inanarak ve onu sevmenin olduğunu açıklamaktadır. İmam Gazali İslam öğretilerine bağlı bir kişiliğe sahiptir. Fakat o bu öğretileri kibirli bir şekilde insanlara dayatmak yerine onları mütevazi bir tavır sunmayı tercih etti. Kendisi İslam'ın insanlar arasında hoşgörü, saygı ve sevgi olduğunu vurgulayan bir düşünürdür. Sonuç olarak İmam Gazali kibirsiz bir dindarlık örneğini sergileyerek takipçilerine İslam öğretilerini mütevazi ve hoşgörülü bir tavırla sunmayı tercih etti. Onun örnek davranışları yakın dönemde dünya çapında bir takım tartışmalara neden olsa da İslam dünyası tarafından hala değer verilen bir kişilik olarak kabul edilmektedir. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Selam ve hürmetlerimle hayırlı günler dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.